Şöyle sorayım, teklifleri açık mı Arif'lerin de? Valla Ekranda asıl pig yaptıran isim Esra Ceyhan mı, Seda Sayan mı? televizyon aracılığıyla kitlelere ulaşarak bilgilendirmeyi bir görev edindim ben. Benim hekimlik hayatımda ilk defa söyleyeceğim bir canlı yayında ilk defa böyle bir soruyla karşı karşıya kaldım. Tabii geçen geldiğinizde de bahsetmiştik bundan. 45 yılda gerçekten psikiyatrinin duayeni oldunuz. Estağfurullah. Sonuçta Türkiye'de herkes biliyor. Estağfurullah. Şimdi son zamanlarda şunlar konuşuluyor. İşte Müge Anlı'da 13-14 sene emek verdiniz neticede. Şöyle sorayım, teklifleri açık mı Arif Verimli? Valla eskisi gibi değil. Daha seçici davranıyorum sanıyorum. Ama zaten Türkiye'de birkaç program var, birkaç isim var. Aslında sizin hani yakışabileceğiniz tarzda, konumlanabileceğiniz tarzda programlar. İşte yani o programlardan birinden yine bir teklif gelse yer almak ister misiniz? Hiç düşünmedim. Çok seçici olduğum ortada yani. Çok hani seçmekten kastım şu. Daha önce 13-14 sene çektiğim anıları tekrar yaşamak istemedim Hocam hiç. yoğurdu üfleyerek yiyeyim diyorsunuz. Evet, artık İnci ile bu konuyu tartışırız. İnci ne derse olur. Değil mi İnce? Manevi kızınız İnce. İnci. Her zaman bize de yardımcı sağ olsun. Aslında Esra Ceyhan'la başladı değil mi sizin ekran yolculuğunuz? Bu kadar tanınır olmanız. Evet. Evet diyebilirim. Esra Ceyhan'la başladı. Hala çok yakın dostum. Evet görüyorum, sosyal medyada da beraber yayınlar yapıyorsunuz. Ekranda asıl pig yaptıran isim Esra Ceyhan mı, Seda Sayan mı? Şimdi asıl pik yaptan isim Seda Sayan. Ama buna zemin hazırlayan da Esra Ceyhan. Öyle mi? Evet. Televizyon aracılığıyla kitlelere ulaşarak bilgilendirmeyi bir görev edindim ben. Ne kadar güzel bir misyon hocam. Görev edindim. O yüzden o zamanda her fırsatta, her yerde, her şekilde bildiklerimi paylaşmayı amaç edindim. Doğrusu bunun en samimi duygum budur ama. Bu duygum çok samimidir. Yani aslında şöyle değil, hani görünür olma isteği, De değil. sıradan olmama isteği bir bakıma, evet, ama görünür olma isteği değil, bilgilerinizi daha geniş kitlelerle paylaşma isteği. Paylaşma. Benim hekimlik hayatımda ilk defa söyleyeceğim bir canlı yayında Amerika'ya gitme imkanını yırttım attım. Öyle mi? Üç tane ülkeye taşınma ihtimalimi yırttım attım. Neden? Çünkü ben bu ülkenin parasıyla okudum. Bu ülkeye hizmet edeceğim fikri çok hakimdi. Bazen suskunluk çok şey anlatır neticede. Son yaşadığınız olayda da sanki böyle bir durum vardı. 14 yıllık tecrübenizle hani son programınızda. Ha. Orada da sanki yani zaten böyle bir Evet. durum vardı. Evet. Yani siz hani etik yasalar gereği susmayı tercih ettiğiniz bir anda başka bir uzman sonuçta hani yorum yaptığı için zaten. Psikiyatr değildi o. Psikiyatr değildi yani. Yok uzman dedim zaten, hani psikiyatrdı demedim. Tamam Ha da ben evet. hatırlatmak için Ha söyledim. evet. Sizin yaptığımız programdan sonra hiç Müge Hanım'la iletiştiniz mi? Hayır. Evlendi biliyorsunuz. Davet edildiniz mi? Duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu etsin. Ben tabii davet edilmedim ama mutluluğunu isterim. Mutlu olsun. Davet etseydi gider miydiniz? Bu sorunun cevabı çok zor ya. Gerçekten çok zor. Bu cevabı vermek çok zor. Gider miydim, gitmez miydim? İlk defa böyle bir soruyla karşı karşıya kaldım. Hala aslında duygu dünyanızda tam bir şey yok yani. O kırgınlığın giderilmesi gibi bir durum yok anladığım kadarıyla. Aslında. Kırgınlığım geçmez ya.
kolay kolay geçmez yani. Öyle mi? Fulya Öztürk'ün programında zannediyorum sizi telefona bağlayarak 3 tane vakayı size emanet... 3 ya da 4. 3 ya da 4, evet. Size emanet etmişlerdi. Tabii durum böyle olunca acaba Arif Hoca yeniden ekranlara mı dönüyor işte o dönem için Fulya Hanım'ın programı devam ederken gibi bir takım haberler çıktı. Size başka bir programdan böyle bir teklif geldi mi? Geldi canım, geldi. Hı. Geldi. O programın yapımcısı Kebriye Hanım'dı. Evet. Fulya Hanım sunucu olarak görev almıştı. Hı hı. Kebriye zaten 30 yıldan beri benim arkadaşım, dostum. Hı hı. İnci'nin yakın arkadaşı. Evet. Ki zaten Müge Hanım'ın da eski yol arkadaşı. Öncesi de var Esra Ceyhan döneminden. Ay evet, Esra Ceyhan'da da vardı değil mi Kebriye Hanım? Evet. İsmini çok sık duydum. Esra Ceyhan döneminden yıllardır yani meslek hayatım onunla başladı. Evet. Bugüne kadar geldik. Biz onunla bir defa tartışmışızdır hayatımızda. Hı-hı. Bir kez. Hı-hı. O da iki gün sürdü küslüğümüz. Hı-hı. Neden kabul etmediniz gelen teklifi? Benim çalışma saatlerimin dışındaydı program. Hmm. Benim çalışma saatlerime hmm. uygun bir program olsaydı hmm. teklifsiz kabul ederdim. Çünkü hmm. Kebri'yi sevdiğim için. Anladım. Ekranda beraber partnerlik yapmak isteyeceğiniz bir ünlü programcı var mı hiç? Yani olabilir. Yani olmaz diyemem ama bunlar içerisinde benim en çok değer verdiğim ve en çok bilimsel açıdan halkı bilgilendirmeme destek veren kişi Seda Sayan'dı. Yeniden partnerlik yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Tabii isterim. Hı hı. Ama çalışma şartlarıyla ilintili bir durumla ilişkili. Evet. Çalışma saatleri. Çalışma yani saatleri. Benim hastalarımla olacağım saati hı hı. veremem. Kaç hocam buradan duyuralım mı? Kaçla kaç arasını verebilirsiniz saat? Buradan programcılara duyuralım. Vallahi yani sabah 9, öğlen 12 gibi bir saat de olabilir. Evet. Buradan duyuralım. Eğer Arif hocamız... İşi arıyormuşum gibi olmaz. Estağfurullah olur böyle şey. Hocam bir de şey demişsiniz siz. Yumuş bir panda değilim. Ha evet. Bunu niye söylediniz? Bu kırmızı odayla ilgili meseleyle ilgili öyle söyledim. Öyle mi? Böyle sarılma marılma falan gibi. Bir de düzen obsesyonum var demişsiniz. Gerçi bunu İnci'ye sormam lazım. Bir de eşinize sormam lazım herhalde. Vallahi ikisi de sorun. O kadar düzen obsesyonum pek yok. Öyle mi? Ona, İnci onlar, oradan onlara, diyor ki ya onlara yapmayın. Onlara düzen diyor. Gibi geliyor.